sallallahu aleyhi ve sellem efendim Uhud seferinde ordunun önünde yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin kediye zarar gelmemesi için kedinin başına nöbetçileri koymuş. Koca ordu o kedinin etrafından dolaştırılmış ona zarar gelmemesi için. Bu seferden döndüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nöbetçilerden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Muazza koymuş. Siyah beyaz bir Habeş kedisiymiş Hazreti Muhammed kedisi Muazza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken sahabe-i kiram ya Resulallah o sudan kedi içti kirlendi deyince Resulullah onlar en temiz ağza sahiptirler buyurmuş ve o sudan abdest almıştır diyor. Çıp 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 minik dilinin. Abdurrahman bin Sahr adlı bir sahabe. Bak Abdurrahman bin Sahr ismi. Sokakta kalmış kedileri götürür. Onları yedirip içirip seviyormuş. Sokak kedileri. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed'in bundan haberi yokmuş. Sahabelerden biri bir gün Hazreti Muhammed'e söylemiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin söylediğini kendisi de bildiği için Resul-i Ekrem peygamberin bir şey söyler diye kediyi hemen hırkasının içine saklamış. O yani suç gibi görmüş onu. Yani sahabeler söylediği için hep kedilerde geziyor, hep seviyor falan demişler. O da peygamberimiz bir şey der diye çekilmiş, hırkasının içine saklamış kediyi, yavru kediyi. Resulullah Hazreti Muhammed kendisine hırkanın altında ne sakladın demiş. Hırkayı açmış, küçük bir kedi yavrusu çıkmış. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yavruyu sevmiş, okşamış ve o zata utanma, övün, sen kedi babasısın demiş. İsmin Ebu Hureyre bundan sonra demiş, kedi babası. Adı Ebu Hureyre oradan geliyor. Yani gerçek ismi değil Ebu Hureyre, bu lakabıdır. Ey Ebu Hureyre demiş, utanma, övün, sen kedi babasısın demiş. O günden sonra Abdurrahman bin Sahra artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap ettiği gibi Ebu Hureyre diye hitap edildi diyor. Buhari 5. 811.